Bitti. Bitti mi? Var bende. Şu bir tane yiyecekti, Atakan da sen. Ay dalakaya verdim yarısını. 10 taneyi bitirdiniz mi? Gel. Melisa ile ben yiyoruz şu an. Hı. Sen bir tane yiyoruz daha. Ben de bu kadar var. Patatik. Ne mi tane next şey? 10 taneden bu mu kaldı? Tane de bir şey. Biz bir tane aldık su deli, bir tane yiyoruz. Yani İki tane yiyemeyiz. Yani şunu yiyorum ben sadece. Ben de şunu şu kadar yedim. Al. Bir şey yiyeceğim. Al al. We got. Gisu. Ha? Abi 5 tane vardı. 2'ye böldük ve... Tamam 2'ye böldün de sen Yusuf'la... Tam bu yarısı zaten. Yarısı. Gerisi yok ki. Tam Yusuf'la yemen gerekiyordu. Dalaka Dimitra'yla uçak. Burada bir sürü var. Kim fazla yiyor? Biri fazla yedi abi. Yesene kardeşim onu. Ben seninle yemek istiyorum. Yesene şunu. Ben yemeyeceğim abi, yemeyeceğim. Anlatamıyorum galiba. Bir yarı yarıya bölüşülmesi lazım. Bu kadar basit yani. Herkes alıyor, pat 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 yiyor anlamı. Kimse kimsenin umurunda değil, anladın mı? Benim rahatsız olduğum şey şu. Başka bir şey değil ya. Yani. Tamam abi, sorun yok. Afiyet olsun. Herkese. Ben bir şey yemeyeceğim. Atakan, hata sende ya. Bu zamana kadar Yusuf vardı yanında. Atakan. He? Her şeyi yiyor mu diyor. Yok, bir şey demiyor. Yemek istemiyorum. O da hiç sesini çıkarmıyor ama. Kim? Kim olabilir? Deyle başlayalım. Evet. Bak alıyor bir de. Onlardan yiyecek şimdi. Yemeğin akıllı yerler gerçi. Yusuf payında tabaktakiler var ya. Ha. Onların ikisi yemiş. Yiyor. Yiyorlar mı? Yani şey yiyor. Yemesin abi. Al o zaman Atakan buradan. Yusuf'un bunlar de. Şu an kendi ekmeğimle kokonat kızak. Yemeyeceğim ya. Lütfen. Vallahi yemeyeceğim. Yemin ettim. Hani beni yemin seviyorsan. Ettim. Yok, yemin ettim. Aa, o kadar sana kızarttım Yusuf. Kendi kokonatım ama bu. Neyse yemin ettim. Yemeyeceğim. Abi, bu konu da kapansın. Üzüyorsun beni ya. Bu konu kapansın. İstemiyorum abi. Gerçekten. Yusuf. No, thank you. Tamam. Senin için kızarttım ben, bu benim kızarttım. Sağ ol, teşekkür ederim ama ben yemeyeceğim. Burada Sude'nin bahsettiği de Dimitra. Zaten şöyle ufak bir kafa bir işareti yapıyor. Dimitra. Tabii Dimitra. Bir de bilmeyenler için söyleyeyim, bu ışık ortamı şu an burası zifiri karanlığın bir tık böyle daha şeydir ateşin ışığıyla. Hani çok böyle gözün gözü de görmeyeceği bir yer. Sude bakın burada bir işaret yapıyor zaten. Dimitra diye. Aha işte burada gördüğünüz gibi sol tarafı gösteriyor. Sude'nin zaten mimikler meşhur. Evet. Orada ateşin başında oldukları için belki bir ucundan böyle Sude'yi görüyordur. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çünkü Dimitra'nın daha önce Yunan takımında Hindistan cevizinden dolayı Tony ile Moni ile bir sürü insanla tartışması olmuştu. Gizli gizli yediğini söylemişlerdi. Yani bunu aslında söyleyebilirim. Bu mimiklere gerek yok. Dimitra yeme. Ya da işte bu hak bunundur falan gibi bir konuşma olabilir. Hani bu tarz bir dedikoduya gerek yok bence. Dimitra da hapır hapır götürüyor ortamda, bu arada. Ortamda yabancı ülkeden birileri varken senin Türkçe konuşman zaten... Çok hani yanlış. Yanlış. Yani tamam herkes konuşuyor. Onlar da Yunanca konuşuyor. O ayrı bir şey de onlar hakkında konuşmak. Ya şimdi biz dinledik tamam okey. Ya Yunan tarafında yayınlanıyorsa şu görüntü, alt yazıyla falan veriliyorsa ayıp ya ben ne bileyim. Bir... Çok bence yanlış edin. Ama Sude'de çok güzel durmuş edin. Yani. Hani bu 70 günlük Sude'ye bakarsan bence cuk oturmuş yani. Çok rahatsız. Ha, gerçekten yani hani bu hareketi bu. Kim yapsa oturur dersin Sude yani. Net Sude hareket. Bence olmuş ya. İnşallah da böyle çok yanlış bir hareket Yunanistan'da. Ama Sude'de olmuş yani.
Bizde mesela bu çok olurdu. İlhan çok Almanca konuşurdu mesela. Ben şey derdim ona. Bak Almanca konuşma. Hani onunla bununla iyi olabilirsin ama alakasız bir şekilde onlar üstlerini al. Çünkü bir, neden insan Türkçe konuşmaz? Herkes anlamasın diye mesela. Bir şey saklamak için. Değil mi? Hani biz anlamıyoruz. Ben de anlamıyorum Almanca ama konuşma. Kimin için olursa ama onlar aslında belki de daha hızlı konuşabildikleri için konuşuyorlar Almanca. Berna'yla konuşuyorlar, Serhat'la konuşuyorlar. Ama bu kim olursan ol, kardeşim bile olsa seni rahatsız eder yani. Evet. Neyse onlar da herhalde bizim arkamızdan bizim yarışmacılar arkasından bir gıybet yaparlar. Biz de o zaman kesin denk canım. Ha? Atakan'ın elleriyle ödeşiriz. Yedirmesi. Ödeşiriz. Bakar mısınız sahneye? Sen ne düşünüyorsun burada Sude hakkında İhsan? Ya ben hep aynı yerdeyim Sude ile ilgili. Sude mükemmel bir yarışmacı. Yani parkur olarak, hani yaş olarak, güzellik olarak çok yakışıyor Survivor'a. Adı da iki vites düşürse, buralarda biraz daha böyle sakin kalabilse, bu kadar böyle hani gıybet mi diyeyim? Yani bunları yapmamasa yani o şey görevini görüyor biraz böyle. Hani ortalığı karıştırma görevini görüyor. Bak bugüne kadar Atakan yanındaydı senin, Atakan Yusuf yanındaydı senin diye bağırıyor. Oradan dönüyor. Şu D ile başlayan diyor. Yani öbür taraftayken de yapıyordu bunu. Bak bunları yapmasa. Oradan al, oraya bir kaynana koy. O kaynana konuşması. Bugüne kadar o mu vardı? Yok bu ama yemeğinin malında yerler zaten öyle derler falan. Ya öyle bir tavrı var yani. Şimdi mesela çok Sude akşam aday gösteriliyor. Çok yanlış, kabul ediyorum ama ya kardeşim etme bulma dünyası. Sen bugüne kadar karşı taraftan Atakan'ı devamlı yazarken o grubun içindeyken yazıyorsun. Şimdi sen yazılınca mı performans falan oluyor? Yani hani ben yine eleştiriyorum. Sude'nin yazılmaması lazım ama sen bugüne kadar yaptığın için bunu şu an kimse, yani Bora'nın da Sude'nin de laf söylemeye hakkı yok. Eyvallah aynen demesi öyle lazım. Evet. Eyvallah demesi lazım. Bırak bizi eleştirelim. Sen oradan eleştirdiğin zaman bu sefer benim mesela Sude'ye mesaj atma isteği doğuyor benden. Sude aday olduğu zaman. Sonra o istek geri gidiyor benden. Bir anda çünkü bu konuşmalar. Siz de aynısını yaptınız. Yani o yüzden Sude'nin biraz böyle hareketlerini çok maalesef beğenemiyorum. Ada yaşantısını beğenemiyorum. Bu şey gibi oldu. Atakan'ın başına geldiği zaman sıkıntı yok. Ama benim başıma geldi mi ne demek? O zaman yapmayacaksın. Kendine istemiyorsan performansın iyiyse sen de performansı iyi olan birisine bunu yaşatmayacaksın. Ya bugüne kadar Melisa sizin adınızdaydı ve siz Melisa'yı hiçbiriniz yazmadınız. Şimdi Melisa yazılmadı diye eleştiri yapıyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor şimdi Bora? Yani oradan kalkıyorsun mesela Sude laf söylüyorsun. Melisa'yı nasıl yazmadın? Tamam siz nasıl yazmadınız? 10 konsey geçti kardeşim. Siz yazmadınız şey yazdı öyle aslında mi? Aslında Sude'nin bu takıma gelmesi bence çok çok iyi oldu. Yani Hikmetler'den, Bora'dan, Seda'dan kopup bu takımda olması çok daha iyi oldu. Kendisi için çok iyi oldu evet. Evet yani performansı zaten çok iyi bir yarışmacı. İyi oldu haftaya cumartesi buradaymış. Çok iyi oldu. Cumartesi arkana göre Sude. Ya inşallah olmaz tabii de. Aday şu an yani. Ama bence şöyle bir durum var şimdi. Sude'nin performansı gerçekten çok iyi ama bizim Türk kadın yarışmacılarda mükemmel performanslar izlemediğimiz için belki de Sude bu kadar çok ön plana çıktı. Ve normalde eğer bizim kadın yarışmacılarımız iyi olup atıyorum 4 tane iyi bir kadın yarışmacısı olsaydı ve Sude'nin bu hareketleri de olup biz burada Sude'yi çok ön plana çıkarmazdık. Ve şu an aslında bunu avantaja çeviriyor olması lazım. Hem tek başına kaldı, belki Yusuf'larla iyi anlaşsa ve performansı da olan bir yarışmacı. Yani birazcık düşünse bu konuyu çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Evet. Ya burada mesela ben Yusuf'un biraz Atakan'a da tepkili olduğunu düşünüyorum. Bu Hindistan cevizi olayında. Bence kesinlikle var. Tepkili çünkü zaten. Hani sen ben yokken niye benim hakkımı şey yapmadın diye ister istemez alınmış oluyor. Çünkü bak şu görüntüye bakın. Montajda çok iyi veriyorlar. Atakan yedi. Atakan Dalaka'yla Dimitra'ya orada Hindistan cevizi abi, yediriyor. Sude orada bence doğru söylüyor zaten. Bu zamana kadar yanında olan Atakan vardı. Her şeyi Atakan'la paylaşıyordu. Bak. Şimdi ne oldu? Oh! Biraz Dalaka'ya, biraz Dimitra'ya. Gerek var mı ya? Çok gereksiz. Ya hayır Yusuf. Ya belki şöyle abi, orada şey Yusuf'un hakkı duruyor Yusuf, zannetmiş de Yusuf'un olabilir. Yusuf'un hakkını hayır mı yediriyor yani? Şimdi, zannetmiyorum şu da. Şu görüntüyle yargılıyoruz ama. Ha bu da Yusuf'un hakkı. Buyurun. Onu bilerek zaten yani. Yapmaz. Onu yapmaz da yine de yapmasaymış. Evet.